صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاهدين الشاكرين بقلب سليم. Cenab-ı Hak ve Feyyaz-ı Mutlak cümlemizi sırat-ı müstakimde daim eyleye. Sevdiği ve razı olduğu kulları zümresine ilhak eyleye. Yaşadığımız müddetçe iman ve İslam üzere yaşamaya, son nefesimizde de hüsnü hatime ile çene kapamaya Rabbim cümlemizi muvaffak eyleye. Kıymetli dostlar, Allah Celle ve Ala Hazretlerinin biz kullarına en büyük rahmet ve merhametlerinden birisi de sevgililer sevgilisi, kainatın efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bizi ümmet kılmasıdır. Elbette her peygamber Allahu Teala'nın peygamberidir, şereflidir, değerlidir. Biz Allahu Teala'nın gönderdiği her peygambere âmennâ ve saddaknâ diyoruz. Bizim zaten Yahudilerden, Hristiyanlardan ana farklarımızdan birisi budur. Bir tanesi Hristiyan Müslümana demiş ki, ya sizin dininizde adaletsizlik var demiş. Neden demiş? Çünkü Müslüman bir erkek Müslüman kadınla evlendiği gibi Hristiyan kadınla da evlenebiliyor. Ancak Hristiyan bir erkek Hristiyan bir kadınla evlenirken Müslüman bir kadınla evlenemiyor. Siz bizden kız alıyorsunuz da biz sizden niye kız alamıyoruz diyor. Uyanık Müslüman da ona diyor ki, biz sizin peygamberinize inanıyoruz ama siz bizim peygamberimize inanmıyorsunuz. Yani biz ne diyoruz? Musa aleyhisselam Kelimullah, Allah'ın çok kıymetli bir peygamberidir. İsa aleyhisselam, en doğru şekilde biz İsa aleyhisselama inanıyoruz. En doğru şekilde, Rabbimizin anlattığı şekilde, insanların uydurduğu şekilde değil, Kur'an'ın anlattığı şekilde inanıyoruz. Bu bakımdan biz bütün peygamberlere inanıyoruz. Bütün peygamberler Allah'ın peygamber olması itibariyle şereflidir, kıymetlidir, değerlidir. O peygamberlerin öz sözleri bizim için değerlidir. Yeter ki onun sözü olduğu bilinmiş olsun. Ancak biz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem gibi bir peygambere ümmet olmak bizim için bir ayrıcalık olduğuna inanıyoruz. Çünkü Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem sıradan bir peygamber değildir. O bütün peygamberlerin sultanıdır. Acaba biz bizim peygamberimiz olduğu için mi böyle söylüyoruz, yoksa gerçek de budur onun için mi söylüyoruz? Hani her çocuk der ki benim babam en akıllı babadır. Gerçekten her çocuğun babası en akıllı babaysa o zaman herkes en akıllı insan olmuş oluyor. Çocuğun babasına öyle bakması doğrudur, normaldir. Acaba biz bizim peygamberimiz olduğu için mi böyle söylüyoruz, yoksa gerçek de öyle midir? Bir defa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin diğer bütün peygamberlerden farklı bir özelliği nedir? Musa aleyhisselam Yahudi milletinin peygamberiydi. İsa aleyhisselam belli bir bölgenin peygamberiydi. Belli bir sürenin de peygamberiydi. Ama Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ise bütün dünyanın peygamberidir. Sadece Arap Yarımadası'nın değil, kainatta, evrende ne kadar insan varsa hepsinin peygamberidir. Bir de kıyamete kadar gelecek insanların peygamberidir. Yani şimdi muhtarla kaymakam arasında fark var mı? Muhtar bir mahalleye bakıyor, kaymakam bir ilçeye bakıyor. Peki kaymakamla vali arasında fark var mı? Ne demek? Kaymakam ilçeye bakıyor. Vali nereye bakıyor? Vilayete bakıyor. Peki İçişleri Bakanı ile vali arasında fark var mı? Elbette var. İçişleri Bakanı bütün ülkenin vilayetlerine bakıyor. Yani teşbihte hata olmaz. Diğer peygamberler adeta bir ilçenin kaymakamı gibi, teşbihte hata olmaz. Bir ilçenin kaymakamı veya bir vilayetin valisi gibi ise Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün evrenin, bütün kainatın peygamberidir. Bir de her birinin peygamberi, bir sonraki peygamber geldiğinde devresi bitmiştir. Ancak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem son peygamber olması münasebetiyle peygamberlik devresi hiçbir zaman bitmez.
Bir de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ortaya koyduğu mesajlar, bize ve ümmetine verdiği mesajlar, Kur'an'ın bize verdiği mesajlar sadece 100 seneyi idare edecek, bir asrı idare edecek nitelikte değil. Belki kıyamete kadar gelecek insanları idare edecek niteliktedir. Mesela ne diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Kişi kendisi için sevdiğini, kardeşi için sevmedikçe gerçek mümin olamaz diyor. Kişi kendisi için sevdiğini, kardeşi için sevmedikçe gerçek mümin olamaz. Bu bir anahtardır. Bu dünyanın her yerinde geçerlidir. Her zaman geçerlidir. Öyle kriterler ortaya koymuştur ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Bu kriterler her yerde geçerli, her yerde muteber, kıyamete kadar geçerlidir. Sizden biriniz, komşusu onun zulmünden, haksızlığından, işkencesinden emin olmadıkça gerçek mümin olamaz diyor. Şimdi komşumuzun bizden emniyet içerisinde olması, bizden güven içerisinde olması bizim imanımızı alakadar eden bir konudur. Bu şimdi Amerika'ya da gitsen, Çin'e de gitsen, Japonya'ya da gitsen geçerli kriterdir, doğru mu? Kıyamete kadar geçerli bir kriterdir. Yani aleyhissalatü vesselam Efendimizin ortaya koyduğu kriterler bir zamana, bir mekana sınırlı değil. Efendim bütün mekanlara şamildir ve bütün zamanlara da şamildir. Bu itibarla Allah Celle ve Ala Hazretleri böyle bir peygambere bizi ümmet kılmak suretiyle bize tabiri caizse bir şans vermiştir. Bizi şereflendirmiştir, kıymetlendirmiştir. Rabbimiz Celle ve Ala Hazretleri Ali İmran suresinde şöyle buyuruyor. Estaizu billah. لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ Allah Celle Celaluhu müminlere büyük lütufta ve iyilikte bulunmuştur. Nasıl? اِذْ بَعَثَ ف۪يهِمْ رَسُولًا مِنْ اَنْفُسِهِمْ Onlara kendi cinslerinden bir peygamber göndermek suretiyle, yani insanlardan bir peygamber göndermek suretiyle, öyle bir peygamber ki yetlu aleyhim ayatihi, Allah'ın ayetlerini okuyor onlara. Allah'ın ayetlerini bize okuyan bir peygamberi Allah Celle ve Ala Hazretlerinin bize göndermesi Cenab-ı Hakk'ın bize lütuflarından birisidir. Sabah kahvaltıda yiyecek bir şeyler bulduk. Onların her birisi Allah'ın lütfuydu. Öğlen bir şeyler bulacağız. Hepsi Allah'ın lütfu. Hava, oksijen içimize çekiyoruz. Ciğerlerimizle kanımızı temizliyoruz. Bu da Cenab-ı Hakk'ın bir lütfu. Çocuklarımız Cenab-ı Hakk'ın bir lütfu. Evlerimiz Cenab-ı Hakk'ın bir lütfu. Kafamızı sokacak bir yuvamız varsa, yatacak bir yatağımız, kafamızı koyacak bir yastığımız varsa, bunların hepsi Cenab-ı Hakk'ın lütfudur. İşte bu lütufların başında bir de Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme Allah Celle Celaluhu bizi ümmet kılmış, onu bize peygamber olarak göndermiş. Gelmiş de ne yapmış? يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِمْ Allah'ın ayetlerini bizlere okumuştur ve biz bu ayetlerden haberdar olmuşuzdur. Şimdi biz 6600 küsur ayet biliyoruz. Açtığımız zaman mealine, tefsirine ulaşabiliyoruz. Ayetin kendisine ulaşabiliyoruz. Peki bu ayetleri biz kimden öğrendik? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendik. Demek ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize en büyük iyiliği Allah ile aramızda ne olmuştur? Köprü olmuştur. Allah'tan almış bize vermiştir. Allah'tan almış bize vermiştir. Bugün dünyada kaç milyar insan vardır? Bu kadar milyar insan içerisinde bu vazifeyi yapabilecek kimse var mı? Allah bunu Muhammed Mustafa'ya vermiş. Son olarak sallallahu aleyhi ve sellem. Her devirde peygamberlere Cenab-ı Hak vahyediyordu. İbrahim aleyhisselama, Adem aleyhisselama mesajını Cibril'e eminle gönderiyordu. Ayetlerini indiriyordu. Ama Cenab-ı Hak seçtiklerine bunu gönderiyor. Seçtiği insanları ne yapıyor? Elçi olarak tayin ediyor ve onlara ayetlerini Cibril Emin'le ulaştırıyor. Onlar da insanlara iletiyor. Allah Celle ve Ala Hazretleri 1400 sene önce sevgililer sevgilisi Abdullah'ın yetimi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i seçmiştir. Ve Hira Nur mağarasında Hira Nur Tepesi'nde Allah Celle Celaluhu ilk ayetlerini ikra diye ona göndermiştir. Böylece ilahi iletişim canlı olarak
Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aracılığıyla başlamıştır. O Allah'tan aldı Celle Celaluhu Cibril Emin vasıtasıyla biz ümmetine öğretti. Bugün aradan 1400 sene sonra biz o gün inen ayetleri hiç değişiklik olmadan, tahrife uğramadan, orijinal şekliyle beraber ne yapıyoruz? Müzakere ediyoruz. Şimdi benim size okuduğum ayetler, namazda okuyacağımız ayetler ve süreler, ayetler ve süreler, zamm-ı süreler, her birisi Cibril-i Emin'in getirdiği orijinal şekliyle beraber Efendimiz'e, Efendimiz'den de bize intikal ettiği orijinal şekliyle beraber kalmıştır. Bugün, cuma saatinde, cuma kılınan dünyanın her tarafında cuma namazına duracak olan insanların okuyacağı ayetler, o Kur'an'ın ayetleridir. Her birisi de, mesela diyelim ki ben namazda hangi sureyi okudum? Fatiha suresini okuyorum. Fatiha suresini bugün Japonya'da okuyacak olan da aynı, Amerika'da okuyacak olan da aynı, Çin'de okuyacak olan da aynı. Değişiklik var mı? Yok. Sadece Fatiha suresi mi? Kur'an'ın tamamı öyledir. Üzerinde hiçbir değişiklik, tarifat yapılmadan orijinal şekliyle bugüne kadar gelebilen yalnız ve eşsiz kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Peki yetlu aleyhim ayatihi, ayetlerini okuyor o peygamber kullara, ümmetine okuyor. Şimdi biz okuduğumuz ayetleri ondan aldığımız ayetlerdir. Adeta onun bize okuduğu ayetler bugün kulağımıza kadar geliyor, değişmeden geliyor, orijinal şekliyle beraber geliyor. Peki başka ne yapıyor bu peygamber? Ve yüzekkihim, onları tertemiz yapıyor. Demek ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Allah Celle Celaluhu'dan aldığı ayetleri bize okumak suretiyle ne yapıyor? Bizim ahlakımızı, kalbimizi tertemiz, pırıl pırıl yapıyor. Evvela Yaratanımıza karşı, Rabbimize karşı sorumluluklarımızı hissediyoruz. Kıymetli dostlar, hiçbiriniz bulduğunuz herhangi bir parayı, rastgele herhangi bir ağaçtan meyveyi alıp yemezsiniz. Bir durursunuz, helal mi, haram mı dersiniz. Doğru mu? Bir durursunuz, helal mi, haram mı dersiniz. Başkasının parasını buldum, alıp cebime koyayım. Asla aklınızdan geçmez. Sizi burada sınırlayan, size frene bastıran nedir? Kur'an'dan aldığımız terbiyedir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den aldığımız terbiyedir. Geçen de bir kardeşimiz telefonla soruyor. Diyor ki hocam, arabada birisi bir ceketini bırakmıştır. Sahibi bulunamamıştır. Ve bulunamıyor da. Ben bu ceketi kullanabilir miyim diyor. Şimdi arabada bulunmuş ve sahibini de bulamadığı bir ceketi ben kullanabilir miyim, kullanamaz mıyım fetvasını telefonla soruyor. Ben kullanamazsın dedim. Eğer gerçekten sahibi bulunamayacaksa bunu bir fakire vereceksin. Bana oluyorsa parasını versem ben giysem olur mu? Olmaz dedim. Benim ihtiyacım varsa ben giyebilir miyim dedi. Benim ihtiyacım varsa ben giyebilir miyim? Elbette buluntu bir şeyi bulan insan, kendisi kullanmak niyetiyle bunu alsa haram olur. Sahibini bulmak maksadıyla alırsa helal olur. Yani onu almak helal olur. Yerden kaldırmak helal olur. Sahibini bulmak maksadıyla aldıktan sonra ne yapacaktır? O buluntu malın cinsine ve durumuna göre ilanını yapacaktır. Mesela muz gibi, elma gibi, armut gibi kısa zamanda çürüyecek bir şey ise bunu kısa zamanda tüketilmesi lazım. 6 ay bunu bekleteyim dersen zaten çürüyecektir, çöpe atacaksın bunu. Ama para gibi, altın gibi buluntular ilan edilmesi lazım. Bulunduğu yerde ilan edilmesi lazım. Muhtarlıklarda, camlarda asılır, efendim bir miktar altın bulunmuştur veya para bulunmuştur. Kaybedenler şu telefon numarasından arasın, bilgi sorsun dersiniz. O bilgi, o telefon numarasından ararlar. Vatandaş kaybettim dediği miktar ile sizin bulduğunuz miktar öpüşüyorsa, altınsa altın olarak birbirini tutuyorsa sahibi belli oldu, verirsiniz. Ama siz ilanatınızı yaptınız ve artık %100 bunu bulma ihtimali, şansı kalmamıştır. O zaman fakir fukaraya verilecektir. İhtiyaç sahiplerine verilecektir. Peki bulan adam fakirse o dönemden sonra, yani bütün arama umutları bitmiştir, sahibini bulma umudu bitmiştir, tükenmiştir. Ondan sonra
biz bunu bir fakire vermeye başlayacağız. O zamana kadar bir fakire veremeyiz, biz de kullanamayız. Fakire vermeye sıra geldiği zaman, biz eğer fakirsek, bulan kişi kendisi ihtiyaç sahibi ise, gerçekten ihtiyaç sahibi ise ne yapabilir? Onu kullanabilir. Şimdi diyeceğim şu, biz herhangi bir şeyi bulduğumuz zaman alıp ne yapamıyoruz? Kendimiz kullanamıyoruz. Borcumuz var, ödemekte sıkıntı yaşıyoruz, yolda para bulduk, ooo borcumu ödeyeyim diyebiliyor muyuz? Bir tarafta sıkıntımız olduğu halde biz o parayla borç ödeyemiyoruz. Niye ödeyemiyoruz? Benim param değildir diyoruz. Bize bu anlayışı kim vermiştir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bize gelen din anlayışı, helal ve haram anlayışı bizi hizaya getirmiştir. Dolayısıyla bizde meydana gelen cömertlik duygularını, komşuluk duygularını, anaya babaya saygı ve ilgi, küçüklere karşı şefkat, büyüklere karşı saygı, iyilik yapana karşı teşekkür duygularını bize Allah ve Resulü öğretmiştir. Resulü Edibi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize okuduğu ayeti kerimelerle bizim içimizdeki manevi pislikleri akıtmıştır. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh diyerek küfür pisliğini atmıştır. Ondan sonra Allah'a inanıp, peygamberine inanıp sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an ayetleriyle içimizi pırıl pırıl yapıyor, hayatımızı güzel hale getiriyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleriyle de kendimizi temizlemiş oluyoruz. Ve yuallimuhumu kitabe vel hikmete. Bu peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın ayetlerini okuyor, insanları temizliyor ve onlara Allah'ın kitabını ve hikmeti öğretiyor. Kıymetli dostlar, Allah'ın ayetini ve Allah'ın kitabını öğretiyor ve hikmetini öğretiyor diyor Rabbimiz. Kitabını öğretiyor deyince belli, Kur'an-ı Kerim, doğru mu? Başka neyi öğretiyormuş? Bir de hikmeti öğretiyormuş. Demek ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an'ın dışında bize öğrettiği bir şey daha var mıymış? Hikmet varmış. O hikmetlere ne diyoruz? Hadis-i şerif diyoruz, doğru mu? Hadis-i şerif diyoruz. Bugün bir takım insanlar çıkıyorlar, diyorlar ki televizyon ekranlarında, yüksek sesle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri diye bir şey bizi bağlamaz diyor. Bizi sadece Kur'an bağlar diyorlar. Söze baktığın zaman sadece Kur'an bağlar diyorlar. Aslında onları Kur'an bile bağlamıyor. Çünkü Kur'an'da Allah ne diyor Celle Celaluhu? Benim peygamberim size kitabı öğretiyor. Bir de neyi öğretiyor diyor? Hikmeti öğretiyor. Sen hikmeti kaldırıyorsun ortada. Yani bu ayeti kerimede Allah Celle Celaluhu açıktan açığa Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem bize Kur'an'ı öğretmenin yanında bir başka şeyi de öğrettiğini haber veriyor. Eğer biz onun ümmetiysek bunun o öğretisinden istifade etmemiz gerekmiyor mu? Onun hadis-i şerifleri bizim hayatımızı yönlendirmesi gerekmiyor mu? Kıymetli dostlar, bizim Kur'an'a ne kadar ihtiyacımız varsa sünnete de o kadar ihtiyacımız var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o güzel sözlerine, o nübüvvet sözlerine o kadar ihtiyacımız var. Hatta İmam-ı Azam Hazretleri der ki, hadis-i şerifler Kur'an-ı Kerim'e muhtaçtır ama Kur'an-ı Kerim'in hadis-i şeriflere olan ihtiyacı daha fazladır diyor. Tekrar ediyorum. Kur'an-ı Kerim'in hadislere olan ihtiyacı, hadislerin Kur'an'a olan ihtiyacından daha fazladır. Ne demektir? Bunun anlamı nedir? Yani Kur'an ayetlerini açıklamak için, anlamak için nereye ihtiyaç var? Tartışmasız tefsirci kimdir? Her söylediği tefsir %100 doğru olan bir tefsirci var. O da Allah'ın Resulü Muhammed Mustafa'dır. Ayetler kendisine inen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de o ayetlerden maksadı ne olduğunu Allah ona öğretmeyecek de kime öğretecek? İnne aleyna cem'ahu ve Kur'ane. Fe iza qara'nahu fettabi' Kur'ane thumma inne aleyna bayana. Habibim, sana indirilen ayetleri ezberlemekte acele etme. Onları kalbine biz yerleştireceğiz. Onları kalbine yerleştirip zekana nakşetmek bize aittir. Hiç telaşlanma sen. İkincisi, onları biz sana öğreteceğiz, beyan edeceğiz. Allah Celle Celaluhu bu ayetlerin beyanını, neyi kastettiğini önce kime dosdoğru öğretmiştir? Habibine öğretmiştir. Bu ayeti kerimelerle ilgili yapmış olduğu açıklamalar ve tefsirler tartışmasız %100 doğrudur.
Efendim Alusi şöyle söylemiş. Fahruddin Razi şöyle söylemiş. Tabarani şöyle söylemiş. Müfessirler, tefsir alimleri. Her birisi saygın alimlerdir. Ancak onların sözü kendi sözü ise tartışılır. O öyle söyledi, öbürü ona itiraz edebilir, bir başkası öbürüne itiraz edebilir. Ama Allah'ın Resulü böyle söyledi deyince artık tartışma yok orada. Allah'ın kelamında tartışma olmaz. Bir de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan direkt alıp öğrendiği için onun beyanatı da kesindir, bağlayıcıdır. Bu bakımdan buradaki ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu ben size büyük lütufta bulundum ey müminler. Sizden bir peygamberi size gönderdim. O Allah'ın ayetlerini size okuyor ve sizi gıcır gıcır tertemiz ediyor. Ve benim peygamberim size iki şey öğretiyor. Bir kitabı öğretiyor, bir de hikmeti öğretiyor diyor. Ve in kanu min qablu lefi dalalin mubin. Allah'ın bu ayetlerini öğrenmeden önce toplum apaçık bir dalalet içerisindeydi, sapıklık içerisindeydi. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in verdiği bilgilerden mahrum olan insanlar, Kur'an-ı Kerim'in verdiği imandan mahrum olan insanlar apaçık bir dalalette ve sapıklıktadırlar. Kıymetli dostlar, şunu sizinle paylaşmak isterim. Dünyada egemen güçler vardır, maddi güçler vardır. Bir grubun, bir ülkenin egemen güç olması, maddi gücün elinde olması, onun hak ve hakkaniyet üzere olduğunun asla delili olmaz. Eğer bu delil olsaydı, o zaman Karun da, o zaman Firavun da, o zaman Nemrut da haklı olması lazımdı. Egemen güç onların elindeydi. Musa aleyhisselam onların kucağında yetişmişti. İbrahim aleyhisselam o atmosfer içerisinde yetişmişti. Dünyadaki güç dengeleri hiç önemli değildir. Bu dünya 100 sene önce hiçbiriniz var mıydınız? Yoktunuz. 100 sene sonra hiçbiriniz var mısınız? Yoksunuz. Bugün var olanlar yarın yok olacaklar. Dün yok idiler. Buradaki egemenlik bir şey değildir. Asıl ahiretteki konumumuz önemlidir. Allah her birimizi ahirette yüzü ak olanlardan eylesin. Nice peygamberler vardır ki, bu Yahudi milleti var ya, gerçekten çok mel'un bir millettir. Bakmayın şimdi Arap ülkeleri onları kardeş ilan ediyorlar. Tuzak içerisinde tuzaklar var. Tuzak içerisinde tuzaklar var. Allah Celle Celaluhu Yahudi milletini peygamberleri öldüren katil olarak, mel'un bir millet olarak Kur'an'da ilan ediyor. وَقَتْلِهِمُ الْاَنْبِيَاءِ Peygamberleri öldürmeleri sebebiyle Allah onlara lanet etmiştir. Nice peygamberleri katletmişlerdir. Allah Celle Celaluhu bir millete peygamberini öldürmek için fırsat veriyorsa demek ki bu dünyadaki güç dengeleri hiç önemli değildir. Güç dengeleri hiç önemli değildir. Allah yanlış yapmaz. Allah yanlış yapmaz. O ne yaparsa doğrudur. Âmennâ ve saddaknâ. Dünyadaki güç dengeleri önemli değildir. Önemli olan Rabbimizin bizden istedikleridir kıymetli dostlar. Şimdi bir başka ayeti kerimeye geçiyorum. Bu okuduğumuz Âl-i İmrân suresindeki ayeti kerime ile Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin biz ümmeti için büyük bir lütuf olduğunu, büyük bir nimet olduğunu, Cenab-ı Hakk'ın bize büyük bir inamı, ihsanı, ikramı olduğunu ve bize okuduğu ayetlerle gıcır gıcır, tertemiz, pırıl pırıl yaptığını söylüyor. Bize kitap ve hikmet öğrettiğini söylüyor. Bu arada siz dostlarıma, cemaatime bir noktayı paylaşmak istiyorum. Çok açık ve net bir şekilde. Ben böyle işten pazarlıklı birisi değilim. Çok dobra dobrayım. Bana sorarsanız öyleyim. Size göre nasıl bilmiyorum. Şimdi kıymetli dostlar, 2002 senesinden beri burada bu camide görev yapmaktayım. Kürsüleri işgal ediyor, mihrabı meşgul ediyorum. Kendimize göre, boyumuza göre, gücümüze göre bir takım hizmetler yapmaya çalışıyoruz. Ancak Cenab-ı Hakk'ın bana verdiği bir özellik var, hizmeti severek yapıyorum. Vaaz etmekten, sohbet etmekten hiç usanmam, bıkmam. Yeter ki sohbet dinleyen insan olsun.
Ki buraya geldiğimiz günden beri sadece cuma sohbetleri değil, her pazar günü istisnasız bayramlarda, seyranlarda bile her pazar günü, pazar sabah namazını mütakiben burada sohbetimiz var. Çarşamba günü bayanlara sohbetimiz var öğle ikindi arası. Bunun dışında sağda solda birçok kardeşimizin, dostumuzun daveti üzerine sohbetlere gidiyoruz. Sohbet yapmaktan çekinen bir insan, bıkan bir insan değilim. Severek hizmet ederim. Ve çocukluğumdan beri bu işi yaparım. Severek yaptığım için yorulmam. Şunu yılların tecrübesiyle söylüyorum. 2002'de buraya geldiğimde camimizde var olan cemaatimizden hala olanlar var. Toprağın altına gidenler var. Sağa sola taşınanlar var. Şimdi bakın, söyleyeceğime dikkat edin. Burada yapılan sohbetlerden, hadis dersleri yapıyorduk yatsı namazından önce. Yine kısmen yapılıyor. Uzun, en çok sohbet yapılan camilerden birisidir burası. Sohbeti en bol olan camilerden birisidir. Şimdi ben tespitimi söylüyorum. Burada uzun yıllardır yaptığımız bu hizmette, o günden bugüne kadar, 2002 senesinden bugüne kadar camimizde cemaat olduğu halde sohbetlere kulağı olmayan, niyeti olmayan, sohbet dinlemeyen az da olsa cemaatimiz olmuştur. Kendisini tok zanneden, ihtiyaç duymayan cemaatimiz olmuştur. Samimi söylüyorum bakın. 2002-2017, o günden bugüne kadar dini hayatlarında bir arpa boyu mesafe kat etmemişlerdir. Ne ise o gün, ne ise bugün de aynıdırlar. Kimler? Sohbet derdi olmayanlar. Ayetleri, hadisleri kafasına, kalbine, beynine nakşetme derdi olmayanlar. Gönül kapılarını sohbete açmayan insanlar, bir arpa boyu mesafe kat etmemişlerdir. Hayatlarında olmaması gerektiği halde bulunan hatalardan, günahlardan, kötü alışkanlıklardan kendilerini asla tecrit etmemişlerdir, edememişlerdir. Bir kere dahi, bakın tespitimi söylüyorum, bir kere dahi gelip de böyle aşk ile dinleyen insan, samimiyetle dinleyen insan istifade ediyor, hayatına renk veriyor, efendim güzelliklere kavuşuyor ama derdi olmayan, dinleme derdi olmayan insan aradan 15 sene geçtiği halde bir arpa boyu mesafe kat etmiyor. Bu benim tespitimdir. Şimdi başka bir şey söylüyorum size. Kardeşim ya, kıymetli dostlar, dobra dobra söylüyorum. Şimdi cuma günü birçoğunuz hayatta cuma günü dinleyeceğiniz vaazdan ve dinleyeceğiniz hutbeden başka sohbet dinleme şansınız yoktur. Çünkü hepimiz dünyanın kölesi olduk. Sabahın erken saatinde trafikle boğuşmaya başlıyor. Akşama kadar çek senet, çek senet iş efendimi kovalamasıyla uğraşıyoruz. Yorgun bir şekilde eve gelip güm yatıyoruz. Yarın öğle. Artık biz hepimiz dünyanın kölesi olduk. Koşuşturmaktan, kovalamaktan kendimize vakit bulamıyoruz. Yemekleri de habur hubur şabur şubur yiyoruz. Güya çok işimiz vardır yani. Çok iş göreceğiz diye yemekleri bile doğru düzgün yiyemiyoruz. Sofraya otursak çorba biraz geç gelse hemen fırça atıyoruz. İşim var. Nedir işin? İşin ne yani? Şimdi kıymetli dostlar, sadece cumadan cumaya sohbet dinleme şansı olan kardeşlerim, sadece hutbeyi dinleme imkanı olan, başka şansı olmayan veya başka durumu olmayan kardeşlerim, bir cuma sohbetini başından sonuna kadar canlı canlı dinlemek gerekmez mi? Bir cuma hutbesini aşk ile, şevkle dinlemek gerekmez mi? Birçok kardeşlerimiz cuma hutbesinde bir hastalık, günün hastalığı, eline cep telefonunu alır, hutbe dinleyecek yerde telefonla uğraşıp durur. Ne kadar yazık, bilir misiniz? Camiye gelmiş olan bu kardeşimizin camiye gelmesini takdir eder, tebrik eder ama caminin içerisinde hutbe okunurken elinde telefonla meşgul olan insanın nerede ne yapılması gerektiğini bilmeyen, nerede ne yapılmasını gerektiğini bilmeyen zavallı bir kardeşimiz olduğunu ilan etmek isterim. Kardeşler, dostlar, Allah'ın evinde Allah'ın ayetleri okunurken
acaba ben bu ayetten ne nasip alabilirim? Bu cuma günü ben ne istifade edebilirim? Bu sohbetten, bu hutbeden ben ne alabilirim demek lazım. Sizin eğer pazarda alacağınız hiçbir şey yoksa pazara gider misiniz? Otopazarında dolaşanlar ne için dolaşıyorlar? Araba almaya niyetleri var da onun için dolaşıyorlar. Nalburlarda dolaşan ne için dolaşıyor? Bir nalbur malzemesi ihtiyacı var da onun için dolaşıyor. E kardeşler, camiye geldik, Allah'ın emrini ifa etmeye geldik. E hutbe, cumanın gereklerindendir. Türkiye'de olan bir gerçektir bu. Diğer İslam ülkelerinde bu güzellik bu kadar yoktur, söylüyorum size. Cuma namazından önce camiye gelenlere sohbet etme durumu Türkiye'ye has bir güzelliktir. Arabistan'da bunu bulamazsınız. Pakistan'da bulamazsınız. Çok ender bulabilirsiniz. Türkiye'de olan bir güzelliktir. Onun için ezan-ı Muhammed'i okundu. Şöyle bir toparlayayım. Türkiye'de olan bu güzellik, cuma sohbeti güzelliği aslında kaçırılmaması gereken bir değerdir. Bu bakımdan siz dostlarımı Rabbimizin cuma günü alışverişi bırakın. Efendim camiye, Allah'ın zikrine koşun diyor. Namaza koşun demiyor, Allah'ın zikrine koşun diyor. Zikir yani Allah hatırlamaya koşun diyor. Bu vaazlar ve sohbetler bize Kur'an ayetlerini beyan etmesi bakımından Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize anlattığı İslam'ı orijinal şekliyle anlamaya vesile olacağından ve bizim de birçoğumuzun başka sohbet dinleme şansımız olmadığından bunu büyük bir nimet bilmek lazım. Cuma'nın bu vaktini ona tahsis etmek lazım. Can kulağı ile dinlemek lazım. Bazı sohbetlere gelen kardeşlerimizin kalem ve defterle geldiğini, her sohbette not aldığını görmek gerçekten mutlu ediyor. Adam aşk ile geliyor, şevk ile geliyor. Aldığı notu çoluk çocuğuyla paylaşıyor. Dostlarıyla paylaşıyor. Bu alıcı olarak geliyor. Evet. Bu bakımdan cuma günü hutbe okunurken bir kardeşimiz kesinlikle, hiçbir kardeşimiz telefonla meşgul olmamalı. Aşk ile şevk ile hutbeyi dinlemeli. Neden cuma günü hutbe var ki? Okumayalım hutbeyi o zaman, direkt namaza duralım. Ama cumanın gereklerindendir. Keza sohbet için vakit ayıralım. Geçen hafta bir başka camide sohbet ediyordum. O camide cemaat sizden biraz daha geç geliyor. Siz onlardan biraz daha erken geliyorsunuz. Onun için sizi tebrik ediyorum. Efendim şunu söyledim. Bitiriyorum bununla beraber. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki cuma günü iki tane melek her caminin kapısına otururlar. Camiye girenleri yazmaya başlarlar. Her gireni yazarlar, yazarlar, yazarlar. Hatip hutbeye çıkınca defterleri dürerler. Artık ondan sonra kayıt yapmazlar. Onlar da hutbeyi dinler. Kim? Melekler, kapıdaki melekler de hutbeyi dinlerler. Hutbe başlayıncaya kadar kayıt devam eder, ondan sonra kayıt biter. Defteri dürerler. Peki, ilk gelenlere diyor, anlaşılır bir dille, ilk gelenlere Allah Celle Celaluhu, ilk kayıda girenlere sanki bir deve tasadduk etmiş gibi sevap yazılır. Arkasından gelenlere bir sığır tasadduk etmiş gibi, daha sonra gelenlere bir koyun tasadduk etmiş gibi, daha sonra gelenlere bir tavuk, bir hindi tasadduk etmiş gibi, daha sonra gelenlere bir tavuk, daha sonra gelenlere bir yumurta, sonra bir çekirdeğe kadar kalıyor. Bakımdan ne kadar erken gelirsek o kadar faydası vardır kıymetli dostlar. Rabbim sermayenizi ziyade eylesin. Daha aşk ile deyin lan. Para lazım değil mi size? Rabbim sermayenizi ziyade eylesin. Amin. Cömertliğinizi ziyade eylesin. Amin. Ha, güzel, amin, iyiydi. Korkmayın cömert olmaktan ya. Hiçbir zararınız olmaz. Allah yerini dolduracaktır. Rabbim Celle Celaluhu geçmişlerimize rahmet eylesin, akıbetimizi hayır eylesin, Efendimizin izinden yürümeyi nasip eylesin.